Ben tamam değilim. Anlatacağım bir şekilde. Bakalım. Joy! Gel oğlum. Bu da bence bana küçük geliyor artık ya. Ben bunu giyeyim sonra vereyim artık. Bence öyle. Bakar mısınız? Kolları küçük. Bugün merak duygusuna biraz değinmek istiyorum. Yani bu merak duygusuyla ilgili açıkçası son zamanlarda böyle düşünmeye başladım. Bunun sebebi de ben aşırı derecede meraklı bir insanım. Bu kova burcunun özelliklerinden de biri, evet hani kova da ikizler de meraklıdır. Ama bu burçlar ve astroloji bir yana genel olarak meraklı olanlarımız var aramızda ve hiç meraklı olmayan ya da orta meraklı seviyede olan insanlar var. Şimdi bu merak konusunu neden özellikle ele almak istiyorum? Çünkü ben uzun süre mesela kendimi neden bu kadar meraklıyım ya, bu kadar meraklı olmasam mı diye hep böyle bir aslında hafiften suçluyordum da. Hani bu kadar meraklı olmayı sevmiyordum. Ama şu da var ki hani bu meraktan bahsederken o ne yapmış, bu ne yapmış, aman da şunun hayatı nasıl işte o hani böyle dedikodu vari merak ya da magazinsel olay anlamında meraktan bahsetmiyorum. Benim daha çok merakım işte daha nereleri görebilirim, daha neler yapabilirim, işte bugün kendimi nasıl geliştirebilirim, işte o diziyi izlemedim acaba onu mu izlesem bunu mu izlemeliyim, onda işte ne bileyim mesela bir insanla tanıştığımda nasıl bir insan acaba, hani bu tarz meraklar bende hep söz konusuydu ve bu videoda da bahsettiğim merak hani o ne yaptı, bu ne yaptı, onun işine burnumuzu sokalım çünkü çok merak ettik anlamında değil. Yani bunun net ayrımını yapayım size. Şimdi bu merak duygusuyla ilgili hani yani birinci merak duygusu aslında bu yaşama sevincini de barındıran merak duygusuyla ilgili böyle şeydim. Ya niye böyleyim ki ben? Bu kadar böyle her yere gitmek istemesem, bu kadar bir insanı tanıdığımda meraklanmasam, ne bileyim. Ve genel olarak yani hani bir meraklanmasam duygum vardı ve sanki bu yanlış bir şeymiş gibi hissediyordum. Ama dün o arkadaşımla özellikle konuşurken hani ben bir farkındalık yaşadım. Hani onun söylediği bir şey miydi, benim artık farklı algılamam mıydı? Hani böyle aha moment derler ya İngilizce'de böyle hani aha işte dakikası diyeyim hani böyle. Hani wow gerçekten falan dediğiniz o an. İşte o anda bende bir şeyler dınk etti. Ve bu yüzden zaten sizinle paylaşmak istedim. Meraklı olmakta hiçbir sakınca yok. Meraklı olmak gerçekten hani bu ilk bahsettiğim anlamda hiçbir şekilde birinin işine burnunu sokarak ya da o ne yapmış, bu ne yapmış, ay ben onu da çok merak ettim, hiç de sevmem aslında ama meraktan arayayım. Böyle şeyler değil. Zaten herhangi bir böyle fesatlık mı diyeyim buna bilmiyorum artık. Adını siz koyun. Bu tarz kelimeler de ağır geliyor bana aslında ama herhangi olumsuz duygu barındıran merak değil. Diğer merak aslında çok iyi bir şeymiş. Çünkü arkadaşlar bu merak içinde yaşama sevincini de barındırıyor. Biz zaten bu anlamda meraklı olduğumuz için en azından kendimden bahsedeyim ya da böyle olanlarınız varsa da beni anlayacağınızı çok iyi biliyorum. Bu merak aslında bizim güne başladığımızda daha da böyle hayat dolu olmamızı sağlıyor. Bugün neler yapacağım, inanılmaz bir gün diye uyanmamızı sağlıyor. Biriyle tanıştığımızda wow ne kadar enteresan bir insan, nasıl acaba biri, daha da tanımak istiyorum diyoruz. Duygusal olarak da olabilir, bu arkadaş olarak da olabilir. Yani bu merak duygusu aslında bizi canlı tutuyor. Ve böyle hani daha da kıpır kıpır aslında olmamızı sağlayan bir duygu. Dolayısıyla eğer siz de benim gibi hani böyle neden bu duygu var bende, ben bu kadar merak etmek istemiyorum ya diyorsanız bence ona bir son vermenizi canı gönülden isterim. Siz de istiyorsanız eğer tabii ki de. Çünkü bununla yüzleşmek de demeyeyim bunu ama bunu kabul ettikten sonra evet ben böyleyim yani ve merak etmekte hiçbir sakınca yok ve bu çok güzel bir duygu ve bu bana böyle bir hayat sevinci veriyor, hayat neşesi, hayat coşkusu veriyor dediğiniz noktada çok daha farklı bakmaya başlıyorsunuz açıkçası hayata.
Bu yüzden de bu duygunun önemini çok iyi kavradım ve artık bu duyguyla daha da barışık olarak ilerleyeceğim. Bu benim net olarak hani 2020 kararım oldu. Çok spontane gelişen ve bundan dolayı da aşırı derecede mutluyum. Şuna da bir değinmekte fayda var. Şimdi bazı meraklı hani teyzelerimize benim aklım gidiyor ama bunu hani aramızdan herkes de böyle olabilir. Sonuçta yaşla ilgisi yok. Ay işte Ayşe ne yapmış? Ay acaba dün Mehmet ne yaptı? Ya da ne bileyim onunla ayrıldı mı? Ya da işte çok merak ediyorum ya bana işte haberleri versene gibi gibi. Hani bu tarz böyle aslında bence meraklar sağlıklı merak değil. Yani bunların adı evet merak ediyorsunuz ama o merak etmenizin altında ne yatıyor? Bu Brené Brown'un bu aralar şey kitabını okuyorum. Mükemmel olmama sanatıydı galiba. Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Onu bitirince zaten sizinle belki paylaşacağım. Bilmiyorum. İçimden gelirse ve paylaşmaya değer bulursam. Eğer paylaşmaya değer bulursam onda da zaten bahsediyor. Oradan aklıma geldi. O kitapta hep derin kazın diyor. Yani derin kazın demek onun köküne inin. Neden bu anlamda meraklıyım? İşte Ayşe'nin, ne bileyim ben Gül'ün ne yaptığını neden bu kadar merak ediyorum? Orada benim yararıma mı bir şey var ya da ben bunu sadece dedikodu amaçlı mı öğrenmek istiyorum? Ya da bu gerçekten de hani öğreneyim ve Gül'ün nasıl olduğunu, Ayşe'nin nasıl olduğunu bilmek istediğim için mi? Bu anlamda o Brené Brown'un derin kazın cümlesi diyeyim çok önemli. Dolayısıyla siz de bu duyguya sahipseniz derin kazın. Çünkü derin kazıp, derin araştırıp geldiğiniz nokta hani benimki evet ben yaşama sevincinden dolayı bunu yapıyorum. Çünkü bu bana ay çok merak ediyorum ya falan duygusunu getiriyor. Ama kalkıp da işte o ne yapmış çok merak ediyorum bir bakayım ya öğrenmem gerekiyor falan duygusuyla hareket edince böyle içime bir ay falan oluyorum. Yani onun işinden bize ne? Zaten şöyle de bir gerçek var. Kendi işimize bakalım, kendi işimizi umursayalım ve başkalarının işine de aslında burnunu sokmamak denilen bir şey vardır ya ve de hani kediyi merak öldürdü derler. Çünkü o aslında kediyi merak öldürmez. Kedi merak eder, ondan sonra da sonucunu planlamadan ve ona iyi mi gelecek, kötü mü gelecek bilmeden hop atlarsa tabii ki de düşer. Yani aşırı merak tabii ki de sağlıklı olmayabilir. Lakin burada başkasının işine burnumuzu sokmadan, yani onun hayatı nasıl işte, ben şu insanı çok merak ediyorum ama mesela atıyorum o insan alkolikse, ay ben alkolikleri çok merak ediyorum, onun da alkolik arkadaşları var, ay onları da merak ediyorum, hadi ben onlarla bir takılayım işte, yani bir ortamda böyle konuşalım, edelim hani falan diyorsanız bir süre sonra siz de kendinizi o alkoliklerin diyeyim asla bu arada alkolikleri yargılamıyorum bu sadece bir örnek ama o mesela çok olumlu değillerse o insanlar sizi dibe çekebilirler ve burada da neyin sizi dibe çektiğinin farkında olmayabilirsiniz. Yani kısaca demek istediğim bir ortama giriyorsanız yani bir insanı çok merak ediyorsunuz ve onun çevresini de tanımak istiyorsunuz ama o çevre size iyi gelmiyor. Ve siz sadece meraklısınız diye bunu devam ettirmeyin mesela. Bu gibi konular yani bu örnekten yola çıkarak siz zaten hani kendiniz bulabilirsiniz diğer örneklerden ya da hayatınızdan bir bakabilirsiniz. Ama ve lakin en önemli konu size yaşam sevincinizi veren hayata daha da tutunmanızı, böyle daha da heyecan duymanızı, daha da hayatı sevmenizi sağlayan duygulardan en önemlisi merak, sağlıklı merak. Bunu kaybetmeyin, buna çok önem verin ve bu konuda da bana sorularınız varsa yorumlarda benimle tabii ki de paylaşın. Bunun dışında da size sağlıklı merak, hani iyi anlattığımı düşünüyorum olabildiğince ama sağlıksız merakla ilgili başka örnekler versem mi diye düşünüyorum ama esas noktası şu, şuradan aslında siz kendinize bakabilirsiniz. Sağlıklı merak dediğim şey sizde çok iyi duygular uyandırır ve böyle ya falan hani hissedersiniz. Ama sağlıksız merak dediğim şey birazcık, içimden bu kelimeyi kullanmak geliyor, birazcık size fesatlık duygusu verir. Biraz belki böyle bir imrenmek değil o. Böyle bir kıskançlık hissedebilirsiniz hani içinizde. Bunu
hissettiğiniz an durun. Çünkü sağlıklı olmayan taraftasınız demektir bu. Ve de zaten merak konusunu merak edenler bu videomu izleyecektir. Ve neden bu kadar meraklıyız, hani bu anlamda, bahsettiğim anlamda. Bununla belki barışmak isteyenlerin de daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda gerçekten hani hiç kimseyi tüm kalbimle yargılamıyorum ve olabildiğince de hani ne olursa olsun yargılamamak için de çalışıyorum diyeyim. Üzerimde çalıştığım da bir konu tabii ki de, çünkü ben de insanım. Benim de egom var ama onun sağlıklı ego tarafında durmaya özen gösteriyorum elimden geldiğince. Buradan demek istediğim şu, yorumlarda paylaşırsanız eğer sizde hani bu sağlıklı olmayan dediğim ya da böyle çok iyi duygular uyandırmayan merak varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Hani bunu, bu size iyi geliyor mu ya da bundan çıkmak ister misiniz ya da neler hissediyorsunuz? Meraklı bir insan mısınız ya da hiç ben meraklı değilim, bu videoda ne ya diyor musunuz? Bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda da videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşku ve meraklı olarak kalın. Yani o sağlıklı merak gerçekten çok güzel bir duygu. Aslında bunun İngilizce bu arada tanımına da baktım. Hani wonder değil, hani I wonder, hani o anlamda merak ediyorum değil de curiosity diyeyim size, bahsettiğim o. Aramızda İngilizce ve Türkçe bilen ama İngilizcesi çok daha iyi olanlara da bu kelimelerim gelsin. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir de ve lakin, lakin tamamen olmadı. Bir de son olarak demek istemiyorum. Ya bu arada geçen bir videoda şey yaptım. Şimdi böyle sallıyorum ama bunun bir sebebi var. Ay geçen bir videoda hoşçakalın demişim. Öpmüşüm galiba. Böyle yapıyorum. Ama ellerim böyle yani. Hani inanılmaz şapşal geldim. Ne yapıyorum dedim. O yüzden bundan sonra nasıl el sallayacağımı bilmiyorum. Şöyle salladığımda hani anlayın ki tutturmaya çalışıyorumdur. Çünkü böyle sallıyorum yoksa yani. Bana göre bu normal.